İlk konuğumuz klinik psikolog Dilara Aloğlu. Kendisiyle koşulsuz sevgiyi konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sevgi nasıl ifade edilir? Temelde bunu sormakla başlayalım isterseniz. Sizin görüşlerinizle devam ederiz. Buyurun. Tabii ki. Sevgi insanları birbirine yakınlaştıran ve içsel olarak birbirlerine bağlayan bir duygudur. Güven, dostluk, sempati, bağlanma, şefkat ve aidiyet gibi birçok duygunun da temelini sevgi oluşturur. İfade etmenin de sözel ve davranışsal gibi pek çok yolu vardır. Örneğin birine onu sevdiğini ve değer verdiğini ifade etmek, ihtiyaç duyduğu bir konuda yardımcı olmak, kaliteli vakit geçirebilmek adına zaman ayırarak ya da kişileri takdir ederek sevgimizi pek çok yollardan ifade edebilmemiz mümkündür. Evet. Peki çalışan insanlar için, tabii anne ve babalar için çocuğuna küçük bir gülümseme bile çok şey ifade eder mi peki? Nasıl bu dengeyi kurmak zor olur mu? Bunları da konuşacağız ilerleyen kısımlarda. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Zaman doğrudan önemli mi bu sevgi gösterisinde? Tabii ki de yani sevginin temelleri ana rahmine düştüğümüz andan itibaren hayatımıza girmekte ve kişiliğimizi olumlu ya da olumsuz şekillerde etkileyebilmektedir. Bir bebeğin ilk ilişki kurduğu kişi annesidir. Evet. Anne bebeğe ne kadar sevgi gösteriyor, ihtiyaçlarını ne oranda karşılıyorsa bebek de kendini o kadar değerli ve sevilebilir hissedecektir. Yani sevgiyi ifade edebilmek için önce kendimizi sevmemiz, kendimize değer vermemiz gerekmekte. Kişi kendisine değer vermiyorsa da ilişkilerinde zaten bu duyguyu gösterememektedir. Evet, haklısınız. Sevgi kavramı tabii çok doğumdan bile önce belki de başlıyor diyebiliriz anne Evet. karnındayken ve ölümle de bitiyor aslında. Yani biz tamamen tüm yaşamımız boyunca doğrudan yaşamın da aslında göstergesi diyebiliriz belki de sevgi için. Sevgi olduğu müddetçe yaşıyoruz aslında. Aynen öyle. Yani aslında bir şeyi sevebilmek için var olması yeterlidir. Evet. Peki bunun haricinde başkalarını eleştirmeden, yargılamadan, kendi olmalarına izin vererek sevebilmek, bu da oldukça önemli. Bunu nasıl yapabiliriz? Sevgimizi nasıl veriyoruz acaba? Doğru bir şekilde bunu uygulayabiliyor muyuz bu kendi olmalarına izin vererek insanların? Maalesef bu bahsettiğimiz mesele günümüzdeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani insanlar olduğu gibi kabul etmediğinde birini yokmuş gibi düşünürsün, o insanı yokmuş gibi düşünürsün, umursamaz ve önemsemezsin. Bu durum sonucunda da doğal olarak karşımızdaki kişi de bizi önemsemez, umursamaz. Dolayısıyla iki tarafta birbirini yok sayar, yani birbiri için yok sayılırlar. Tabii böyle bir durumda sevgiden söz etmek mümkün değildir. Bir başkasını sevebilmek için kişinin görüşlerine, hayatına, yaşam biçimine saygı da duymak gerekir. Olduğu haliyle kabul etmezsek zaten evet. Kişiyi değil de kendi kafamızda yarattığımız var olmayan birine karşı sevgi beslemiş oluruz. O yüzden sevmek için kişiyi olduğu gibi kabullenebilmek, yargılamamak, bazen de geride durmayı bilmek, kişiye alan yaratmak son derece önemlidir. Kesinlikle haklısınız. Tabii koşulsuz sevgi bize zarar veren, kıran, döken bir insanı olduğu gibi kabul etmek de olmamalı. Bir yandan da bunun dozajı da önemli. Kesinlikle. Koşulsuz sevginin sınırları nedir acaba Sayın Aloğlu? Bunu nasıl gözetebiliriz bu dengeyi? Yani koşulsuz sevgi adından da anlaşılacağı üzere koşulsuz bir şekilde karşılık beklemeden beklenen bir sevgi türüdür. Ancak bu pek de mümkün değildir. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Yani bir annenin evladını sevmesi durumunda bile o anne evladından da aynı sevgiyi görmek ister. Bu pek de anormal sayılabilecek bir şey değil, gayet de normal bir durumdur. Bir sorun olarak değerlendiremeyiz. Koşulsuz sevmek tabii ki her şeyi kabullenip hiçbir şeye hayır dememek, bizi mutsuz eden insanları hayatımızda tutmak anlamına gelmez. Hı hı. Tüm bunlara rağmen kişinin hala bizi acıtmasına izin veriyorsak bu duruma farklı açılardan yaklaşmak gerekebilir. Yani sevmek her zaman sırf biz onu sevdiğimiz için yanımızda tutmak anlamına gelmez. Bazen sevdiğimiz için kişiyi özgür bırakmak ya da kendimizi de sevdiğimiz için kendi sınırlarımıza girmesine müsaade etmemek anlamına da gelir. Sevgi koşulsuz gibi görünüyor olsa da karşılık görmediğinde zamanla sönecektir. Yani sevginin arttırılması için beslenmesi önemlidir.
Doğru. Bize zarar verip kırıp döken bir insanı hala sevebiliyorsak daha çok orada bağımlı bir halden bahsedebiliriz. Çünkü sevgi önce kendimizi de kendimizde başlayabilecek ve oluşabilecek bir duygudur. İnsanın başkasını sevebiliyor olması için önce kendini sevmesi gerekir. Haklısınız. Tabii koşulsuz sevginin önemini de bahsediyoruz ama koşulsuz sevgi hangi ortamlarda oluşuyor ve sıkıntılı olan diyebileceğimiz çarpık koşulsuz sevgiler hangi ortamlarda oluşuyor? Bunun ayrımını da yapmak gerekir belki de. Koşulsuz sevgi yani bir başkasının olduğu gibi kabullenmek, fayda sağlamadığı ya da işimize yaramadığı durumlarda da sevebilmek, hem yani koşulsuz sevginin yanı sıra sadece seviyor olmak hem etrafımızdaki kişiler üzerinde hem de toplumsal olarak bu duygunun da devam ettirebilmesi için oldukça önemli. Ne kadar seversek o kadar sevilir, ne kadar saygı duyarsak o kadar da saygı görürüz sonuç olarak. Zaten sevgi ve saygının çoğunlukta olduğu toplumların gelişmişlik açısından daha iyi yerlerde olduğu pek çok araştırmalar tarafından da kanıtlanmıştır. Evet. Peki gelelim asıl meseleye. Koşulsuz sevgi nasıl olur? Her ne yaparsak yapalım karşılık beklemediğimizde oluşur. Yani örneğin ben ona bunu yapmıştım, o da bana bunu yapmalı düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Yaptığınız şey sizi ilgilendirir. Yani yaptığınız şeyi siz yapmak istediniz. Bu da sizin tercihinizdi. Aynı tercihi karşınızdaki insan göstermedi, tercih etmedi diye ona saygı duymamak burada koşullu bir sevgi beklediğiniz anlamına gelir. Sonuca değil belki sürece odaklanmak da gerekir. Çünkü hani bir takım davranışlar sonrasında buradan fayda göreceğinizi düşünmek, fayda sağlayacağınızı düşünmek sizi beklentiye sokar. Pek çok kez de hayal kırıklığına uğratır bu beklentiler. O yüzden sonuca odaklanmaktansa sürece odaklanmak ve yapılan davranışların tadını çıkarmak son derece önemlidir. Kesinlikle. Sonuç olarak evcil bir hayvanla birlikte yaşamak ya da sokakta yaşayan hayvanları beslemek, bir bitki ya da çiçek büyütmek koşulsuz sevgilerle mümkündür. Çünkü karşılık beklense de gelmeyecektir. En temelde de koşulsuz sevgiye belki anne çocuk ya da baba çocuk ilişkisini koyabiliriz. Özellikle annelerde bu daha belirgin. Çocuğu ne yaparsa yapsın özellikle yetişkin çocuklarda bile ona bir koşulsuz sevgi beslediğini, çok farklı davrandığını görebiliyoruz. Belki de yeryüzündeki en büyük örneği bu. Ne yazık ki hayırsız evlatları dahi anneler kollayabiliyor. Onlara halen daha bir koşulsuz sevgi besleyebiliyorlar. Her ne kadar tabii uygun olmayan örnekler de olsa, uygun olmayan davranışları da olsa hepsinde olmamakla birlikte böyle örneklerde dahi bakıyoruz ki çocuğa bir bağlılık hissediyor, onu seviyor koşulsuz. Ama ilişkilerde öte yandan böyle bir şey söylemek mümkün değil. Zaten en başında ilişki oluşmuyor. Koşulsuz sevgi tek başına bir yönelimle ilişkinin devam etmesi mümkün değil. Toplumsal birçok aslında açıdan iş hayatına da baktığımızda birçok alanda tek başına bir sevginin ilerlemesi, devam etmesi mümkün değil. Bunu da ilave etmek gerekir. Çok doğru bir teşhis koydunuz. Tabii bunun dışında yaşam olayları sonucunda bireyin ailesi tarafından ne kadar kabul gördüğü de aslında çok önemli. Aile içinde peki sevgi konusunda nasıl bir tutum izlenmeli? Belki az önce ifade ettiğimiz gibi annelerde çok sıkıntı yok ama diğer bireyler arasında belki baba çocuk arasında ya da çocuklarla bir kardeşler arasında bir sıkıntıların olabileceğini görüyoruz örnekleriyle televizyonlardan, ekranlardan ve toplumsal yaşantıdan. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Çocukluğumuzda sevgiyi ebeveynlerimiz tarafından nasıl aldığımız, duygulara hangi anlamların verildiği, yaptığımız hataların sonucunda nasıl karşılandığımız, ne kadar değer gördüğümüz ve aile içerisinde sevginin nasıl gösterildiği bizim de ilişkilerimizde sevgimizi nasıl göstereceğimizi belirler. Bu yüzden sevginin hem sözel hem davranışsal bazı ifadelerle sık sık belirtilmesi çocukluk yaşlarından itibaren belirtilmesi oldukça önemlidir. Ailelerin birbirlerine bol bol zaman ayırabiliyor olmaları, birbirlerinden yardım istedikleri zaman karşılık verebiliyor olmaları, birbirlerini bol bol dinlemeleri,
hissettikleri duyguların dile gelmesine izin vermeleri, açık iletişimin kurulması sevgi bağları gelişimi için oldukça önemlidir. Yani yapılan bir hatanın sonucunda o hatanın nereden kaynaklandığını saptamaya çalışmak, tekrarlanmaması için aile içerisinde ortak kararlar almak, hata yapan kişinin de yalnız hissetmemesine, ailesinin kendisine değer verdiğini, sevilebilir olduğunu düşünmesine neden olur. Dolayısıyla bu kişi gördüğü tutumu kendi ilişkilerinde ve yaşamında da uygulayabilir. Kendine de başkalarına da saygı duyabilir. Evet. Çocukluk yaşlarından itibaren bunun sık sık görülüyor olması, uygun şekillerde görülüyor olması yetişkinlikte de oldukça önemli. Evet. Bir de tabii pandemi dönemiyle birlikte biraz daha içe döndük. Özellikle tek başına yaşayanlar ve ailesiyle birlikte yaşayanlar bile biraz daha tabii ev ortamında olduğu için biz daha çok sosyal iletişimde olacağımızı beklerken daha da herkes köşesine çekildi. Sosyal medya ya da çeşitli bilgisayar oyunları, televizyon gibi gibi durumlarda saatlerini harcadılar. Ve bir kısmı da tabii evcil hayvanları evlerine davet etti. Onların bakımını üstlendi. İnsanlarla etkileşimden ziyade evcil hayvanlarla etkileşimde olan insanlar da var. Koşulsuz sevgi olarak belki girebilir bu insandan hayvana olan sevgi, ama bunun insan-insan iletişimine yaklaşması ya da onu geçmesi, ona denk olması mümkün müdür Sayın Alıoğlu? Yani evcil hayvanlar gerçekten insana çok ciddi anlamlarda sorumluluk veren, sevgi hissetmesine neden olan, empati kurmasına neden olan varlıklardır. İnsan kadar olmasa da tabii ki de yani koşulsuz bir şekilde seviliyorlar. Ancak onların da biz biliyoruz ki bir mırıldanmasını, bir sırnaşmasını, yemek verdiğimiz zaman biraz gelip kendini sevdirmesini bekleyebiliyoruz. Ha, böyle olmadığı zaman da sevmiyor muyuz? Elbette ki seviyoruz. Ama bunu eğer ebeveyn ilişkilerinden ziyade romantik ilişkilerde ya da arkadaşlık ilişkileriyle kıyaslayacak olursak pek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi orada bir karşılık söz konusu oluyor. Yani o sevgiyi verebilmek için önce almak gerekiyor. Evet. Ve tabii bunun pek de dediğimiz gibi karşılığı yok aslında. Anne çocuk ilişkisi bir tek koşulsuzluğa en yakın diyebiliriz. Gerçekten bazen anneler hayırsız evlatlarını bile, bunun örneklerini görüyoruz, affedebiliyorlar. Evet. Onlara halen daha koşulsuz bir sevgi besliyorlar. Belki bunun bir anneyle bebeğin, çocuğun doğrudan bir iletişimde olmasının, doğrudan aynı bedende bir zamanlar beslenmesinin de rolü olabilir. Buna tabii klinik psikoloji nasıl yaklaşıyor bilmiyoruz, ama anne ile çocuk ilişkisini diğerlerinden farklı kılan özellikler neler? Bunun bir altyapısı var mı? Biraz önce de bahsettiğim gibi çok 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 önemli bir konu bu. Bebeğin yani dünyaya ilk geldiği, gözünü ilk açtığı kişi annesi, ilk dokunduğu kişi annesi, temas ettiği kişi annesi, muhtaç olduğu kişi annesi. Yani bebek otistik bir şekilde dünyaya gelir. Hiç kimseyle bir ilişkisi olmaz ama sadece anneyle ilişkisi olur. Çünkü ona muhtaçtır. Anne ona bakım verir. Bir altını değiştirmesi gerektiğinde anne onun yanına koşar. İpuçlarını anne yakalar. Dolayısıyla orada çocuğun, bebeğin anneyle kurduğu güven ilişkisi yetişkinlik hayatında oldukça önemlidir. Yani benim ihtiyaçlarım karşılanıyor, bana değer veriliyor, ben ağladığımda yanıma geliniyor duygusu kişinin yetişkin hayatında da kendine olan güveniyle çok doğru orantılıdır. Bir bebek ağladığı zaman annenin o bebeğin neden ağladığını iyi analiz edebiliyor olması gerekiyor. Karnı acıktığı için mi ağlıyor, altı kirlendiği için mi ağlıyor, susadığı için mi ağlıyor, neden ağladığını iyi ayırt edebiliyor olması gerekir ki bebek de kendini güvende hissedebilsin. O bağ o yüzden diğerlerinden çok daha farklıdır. Yani hepimiz biliyoruz ki zaten hani anneler gibisi yok. Var olduğumuz andan itibaren koşulsuz bir şekilde yanımızdalar.
Evet. Bu bağında pek bir karşılığı yok başka alanlarda da. Aynısını baba çok çocuk ilişkisine pek de söyleyemiyoruz. Çünkü aynı bedende buluşmuyorlar bir dönem. Yaratılıştan gelen bir duygu. Ki hayvanlara da baktığımızda aslında doğaya baktığımızda da bu anne bebek anne çocuk ilişkisi çok daha farklı. Birçok hayvan babasını dahi görmüyor aslında yaşamı boyunca. Ama anneyle doğrudan bağlı bir ilişkisi var, bağımlı bir ilişkisi var. Bu tabii koşulsuz sevginin sınırlarını da bize göstermesi açısından önemli bir örnek. Bunun haricinde koşulsuz sevginin güzel bir örnek diyebileceğimiz başka davranış biçimleri de var mı? Hayatta farklı ilişkilerde de bunu görebiliyor muyuz peki? Yani dediğim gibi biz biliyoruz ki çok yakın zamanda bir yangın süreçlerinden geçtik. Hepimizin işte canı yandı, hepimiz bir parça acı çektik. O yanan ağaçlarla birlikte hepimiz kahrolduk. Yani oradaki o sevgi de aslında koşulsuz bir sevgiydi. Hiçbir karşılığı yoktu. O ormanların olması... Geleceğimizin devam etmesi için işte insanların birbirleriyle uyumunu sürdürebilmesi için gerekliydi. Canlılardı en başta. Onların canı yandı, bizim de yandı. Böyle yakın zamanda başımızdan geçen böyle bir örnek var. Yani uzakta olan buradan çok çok İstanbul'dan uzakta olan Marmaris'teki bir ağacın bana faydası yok gibi görünse de aslında temelde var. Hepimiz o bir ağacın bile sağladığı oksijenden sonuçta fayda görüyoruz. Haklısınız. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Güzel bir yere temas ettiniz. Bu örnek programın da özeti gibi oldu aslında. Gerçekten orman yangınlarına müdahale eden ekipler hiçbir karşılık beklemedi ve tamamen onların acısını hissettiler aslında. Aynı şeyi belki depremden sonra ya da diğer doğal afetlerde felaket bölgesine giden insanlarda da gözlemleyebiliriz. Çünkü hiçbir maddi karşılık beklemiyorlar ve bir an önce afetzedelere ulaşmak için çaba harcıyorlar. Bunu da ilave Aynen. etmek gerekir belki onları da onurlandırmak adına söylemek gerekir diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Yani bunlar aslında karşılık beklenmiyor gibi yapılsa da bir bakıma hepsinin bir altında yatan ufak da olsa bir beklenti var. Aslında %100 koşulsuz sevgiden bahsetmek çok doğru değil. Ona değinmek isterim. Ama bu çok dediğim gibi anormal bir durum da değil. İnsanların birbirlerinden, doğadan, hayvanlardan, canlılardan bir şey bekliyor olmaları gayet sağlıklı bir durumdur. Evet. Bu da normal doğanın akışı gereği beklenen bir durum. Bunun Evet. altyapısı var mı peki? Koşulsuz sevgiyi tam olarak güzel bir farklı bir duruma dikkat çektiniz. Koşulsuz sevginin pek göstergesi olmuyor mu %100 böylesi durumlarda? Yani sadece söylediğimiz gibi bu anne çocuk arasında mümkün olabiliyor. Anne belki kendince sevmeye devam ediyor karşılık görmese bile. Ama o içeride bir parça beklenti oluyor. Yani evladım da bana saygı duysun, evladım da beni sevsin. O da benimle ilgilensin beklentisi orada bile bir parça aslında oluyor. Varmış gibi görünse de temelde kişinin de duygusal ihtiyaçları olduğu için... Onlar karşılanmadığında sorunlar ortaya çıkıyor. Tam da o noktada zaten sevgiden bahsetmek çok mümkün değil. Duygusal ihtiyaçların karşılanması ve kişinin duygusal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemlidir. Yani o karşılığı verebilmek için beslememiz gerekir. Kesinlikle öyle ve beslenmediği takdirde de tabii ki belli bir yerden sonra tıkanacaktır. Teşekkür ediyoruz Sayın Aloğlu. Güzel bir sohbet oldu. Koşulsuz sevginin kurallarını, neler olduğunu, içeriğini öğrendik. Ve en yakında anne ve çocuk ilişkisi var. Öyle görünüyor. Başka da pek bir örnek bulamadık. %100'e yakın diyebileceğimiz her sevginin içinde tabii koşullu olması bir ilişkiyi de devam ettiriyor aslında. Temelde birçok ilişkiyi Evet. sadece aşk değil, arkadaşlık ilişkisi, aile ilişkisi, keza iş ilişkisi bunların hepsini dahil etmek gerekir belki. Çok Yani teşekkür ediyoruz. Tabii buyurun bu ve bölmeyeyim çok lafı. özür dilerim. Bu en temelde kişinin de kendini sevmesine ve kendine değer vermesine neden oluyor. Yani kişi o beklenti içerisine girmediğinde bütün benliğini ve bütün sınırlarını
kulağa açık etmeye meyilli oluyor. Dolayısıyla kendini sevebilmesi için, o sınırlarını koruyabilmesi için, kendine değer verebilmesi için bu gerekli de bir şey aynı zamanda. Evet, bu da doğal bir içgüdüsel bir belki de refleks aslında, bizim kendimizi savunduğumuz ilişkiler, arkadaş, Aynen öyle. her türlü ilişkide savunduğumuz bir refleks. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dilara Aloğlu. Kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere de. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, İyi günler. teşekkür ediyoruz ve şimdi de kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öptüm Nefesinden diyor Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar.